Şimdi ya çok önemli bir Merkez Bankası'ndan açıklamalar var. Günün en önemli gelişmelerinden biri de bu. Merkez Bankası Türk Lirası dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Böylece bankaların politika faizinin altında faiz önerebilmesinin de yolu açıldı. Kur korumalı mevduat kararı önemli bir karar ve bu kararın ardından da bakabilir miyim yine nasıl bir durum çıktı? Millet kur korumalıdan çıkıyor Çıkıyor mu? vatandaş. Yani o Doğal faiz daha olarak. cazipse Bu evet. beklenen bir şey Evet. zaten. Bir görelim o. Bu son bir aylık. Yani kur korumalı mevduatta bir ayda 101 101 milyar TL düşüş. milyar TL düşüş. Sadece son bir Şu ayda. anda O 3,3 trilyon liraya düşmüş. Böyle bir aylık sonuç. Bugünkü karardan sonra daha da düşecek herhalde, öyle düşecek. anlaşılıyor. Yani kur korumalı dan çıkıyor vatandaş. Kur korumalı mevduat hesapları bir ayda 101 milyar lira gerilemiş durumda. Filiz Er Yılmaz bu konuyu yorumlayacak. Şu anda karşımda mı Filiz Hocam? Merhabalar Ahmet Bey. Ne diyorsunuz bu kararla ilgili? Bu ne anlama geliyor? Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar. Yani Filiz Ahmet Hocam Bey. şunu merak ediyorum. Bu artık kur korumalı sisteminin bittiği an mıdır? Ahmet Bey, henüz onu söylemek için çok erken. Şimdi öncelikle şu tespitle başlayalım. Kur korumalı mevduat ikiye ayrılıyor. Biri döviz dönüşümlü KKM, dövizden dönen KKM'ye geçen, bir diğeri de TL'den dönen KKM'ye geçen. Dolayısıyla bunun tamamını %100 kabul edersek, bunun %70'i döviz dönüşümlü, %30'u TL dönüşümlü. Şimdi son yaklaşık 1,5-2 aydır Merkez Bankası ve BDDK'dan, özellikle Merkez Bankası'ndan KKM'den çıkışı teşvik etmek amacıyla adımlar geliyor. Hatta şimdi biraz önce söylediğiniz adım belki de en önemli adımlardan biri diyebiliriz. Fakat tamamen bitti demek için çok erken. Çünkü %100'ün tamamı sadece %30'luk kesimi olan TL mevduat için şu an uygulamaların ağırlıklı olarak geldiğini görüyoruz. Henüz döviz dönüşümlü için herhangi bir uygulama gelmiyor. Bunun sebebi de şu Ahmet Bey. Döviz dönüşümlü de olan, KKM'de olan vatandaşın ağırlıklı olarak döviz eğilimi güçlü. Dolayısıyla döviz piyasasını bir dengeye sokmadan, rezerv biriktirmeden Merkez Bankası döviz dönüşümündeki yatırımcı için oradaki çıkışı teşvik etmek için adımları şimdilik güçlendirmeyecek. Gelelim TL dönüşümlü tarafa. Şimdi TL dönüşümlü tarafa ilişkin adımlar geliyor. Bugünkü adım önemliydi. Şimdi son bir haftalık sürede atılan adımlarla beraber 101 milyar TL'lik bir çıkış var. Şimdi bu çıkış çok güçlü bir çıkış olarak adlandırılmamıştı. Ama şöyle bakarsanız eğer sürekli yükseliş trendinde olan bir ivmenin aşağı yönlü düşüyor olması elbette ki önemli. Fakat şunu söyleyeyim. Yani Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarına veya Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına baktığınızda onların zaten şöyle bir derdi yok. Biz KKM'yi çok hızlı bitirelim, oraya ilişkin çok hızlı adımlar atalım. Bunu şu an istemiyorlar. Hatta şunu söylüyorlar. Bizim kafamızda bir plan var. Fakat bu planı şu an açıklamak istemiyoruz. Çünkü çok hassas bir enstrüman burası. 123 milyar dolarlık burada bir meblağ var. Dolayısıyla henüz kurda bir sabit hal oluşturmadan, kur artık daha fazla yükselmeyecek, bu konjonktürü oluşturmadan sizin güçlü adım atıyor olmanız demek buradaki yatırımcıyı ağırlıklı olarak dolara yönlendirme ihtimaliniz olabilir. Bu da kuru yukarı itebilir. Şimdi ne diyor mesela Mehmet Şimşek? Önce rezerv biriktir. Neden rezerv biriktirmek önemli KKM çıkışında? Çünkü olur da planlar istendiği gibi gitmezse, dolara yönelme olur. Tabii Dolarda dolara yukarı yönelme. yönelirse çok felaket olur o Tabii. zaman. Doğru. Evet. Böylesi bir durumda piyasaya müdahale etmek istiyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki TL dönüşümde olan, yani döviz hassasiyeti bir miktar daha döviz dönüşümünde olana göre daha az. O zaman ne yapalım? Burayı hızlandıralım. Şimdi peki bugünkü adımda ne var? Şu var Ahmet Bey. Şöyle bir kural gelmişti daha önceki ekonomi yönetimi döneminde. Dediler ki o dönemde de tam tersi bir uygulama vardı. KKM'yi teşvik etme vardı. Vatandaşı mümkün mertebe KKM'ye yönlendirme çabası vardı. Dediler ki KKM'ye bankalar daha yüksek faiz versin diye bankalara bir kural getirdiler. Minimum KKM, yani TL'de olan, TL'den dönen KKM'ye geçenlere minimum politika faizi kadar faiz vermek zorundasınız demişler. Böyle bir kural var. Bu ne demek bunun karşılığı? Şu an politika faiz Merkez Bankası'nın %30'sa
bu kural devam ediyor olsaydı TL dönüşümlü KKM'deki mevduat faizinin minimum %30 olması gerekiyordu Ahmet Bey. Şimdi dediler ki madem şimdiki amaç ne? Tam tersi. KKM'den çıkışı sağlayıp TL mevduata geçmek. O zaman ne yapmanız lazım? KKM'nin cazibesini azaltmanız lazım. Nasıl azaltacaksınız? Oradaki getiriyi aşağı çekmeniz lazım. Dediler ki bankalara artık böyle bir kural yok. Minimum asgari politika faizi kadar değil, istediğiniz kadar belirleyebilirsiniz. Bakın hemen haber akışına geldi. %30'dan %5,25'e çeken bankalar olduğu söyleniyor bugün. Yani %30'dan %5'lere indirmiş bankalar. TL dönüşümü. O zaman ne olacak? Vatandaş diyecek ki kur da artmıyor. Şimdi kural şu. Eğer kur faiz kadar artmazsa, faizin üstüne çıkmazsa kur getirisi, bankanın size verdiği faiz kadar alıyor. Eğer kur sabit giderse, KKM'de kalarak %5 alacak. Peki. Ama kur arttığı bir ortamda çok faize bakmaz. Ama kur da artmıyor. O zaman ne diyecek KKM'deki yatırımcı? Kur artmıyor. Faiz de oldukça düşük. O zaman ben burada kalmayayım. Nereye geçeyim? İşte %50-55'lere ulaşan KKM'den çıkan vatandaşlara bankalar %55'lere kadar faiz vermeye başladı. Bankaya gidecek ha, yani. Ben de tam bunu diyecektim. Ara vermem lazım. Enflasyon, ha özür dilerim, tamam. Aradan Yo, sonra ben, söyle. Evet yani Aradan sonra söyle. Doğru, tamam. Aradan sonra bankalar TL'ye ne kadar Ha. faiz verecek, vermeli Evet, sorusunu çünkü soracağız. enflasyon oranına kadar çıkılabileceği söyleniyor. Bu 60 demek. Yani bankalar TL'ye ne kadar faiz Ha. verecek, Evet. vermeli. Reklamdan sonra. Şimdi devam ediyoruz. Kur korumalı mevduatı anlattı Filiz Er Yılmaz. Şimdi sen girdin, ben Evet. reklama gideceğiz dedim. Evet ben Ne diyecektin? Hani evet ben konumuz şu anda. Bankalar TL'ye ne kadar faiz verecek, vermeli? Aynen öyle. Özellikle bu kur korumadan çıkış en temel orada set çekmek istedikleri kur korumadan çıkıp işte dövize yönelmesin. Euro ya da dolara. Bankaya mı yönelsin istiyorlar? Bankaya yönelsin istiyorlar. TL'ye yönelsin istiyorlar. Ama TL'ye yönelmesi için de bir cazip bir şey gerekiyor. Şu anki faiz oranları değil de biraz daha böyle işte 50-55'lere kadar çıkabilecek bir faiz oranından söz ediliyor. Ama Bu Filiz nasıl Hanım, olacak? ben Pazarlık yanlış usulü mü olacak? anlamadıysam Filiz Hanım reklama gitmeden önce bankalar KKM'den çıkana %55'e varana kadar faizler veriyor diye bir şey Ama söyledi. o işte meblağe göre mi? Yani mesela Filiz pazarlık Hanım'a usulü. soralım. Ben mesela atıyorum. Param yok da farz-ı mahal. Diyelim ki benim işte 200 bin dolarım var KKM'de. Ben çıkmak istiyorum. X bankasındayım. Çıkmak istiyorum. Bana faiz ne vereceksiniz? Böyle bir şey mi olacak? Yoksa ben hani ne kadar olduğunu bileceğim sabit bir şey mi olacak? Filiz Hanım. Evet Melik Bey aslında çok haklı bir soru sordunuz. Şimdi genel ortalama şu an KKM'den çıkanlara bankalar %50 civarı veriyorlar. Meblağa göre bu oran %55'lere kadar çıkabiliyor elbette. Dediğiniz doğru ama ortalama bir oran vereceksek %50'ler şu an veriliyor zaten. Hatta düz TL mevduat yani hiç KKM'de olmayanlara da %42 3 aya kadar meblağ yükseldikçe %45-48'e kadar bu oranla yükselebiliyor. Şimdi peki ne olması lazım? Piyasadaki hakim kanı şu. Diyelim ki ortalama oran üzerinden konuşalım. Şu an KKM'den çıkıp TL mevduata geçenlere %50 veriliyor ortalama. Bu oran yeterli değil. Neye göre karar verildiğiniz yeterli olup olmadığına? İki şeye bakacağız. İlki şu olacak elbette. Bize verilecek olan TL mevduat enflasyona göre ne durumda? Yani enflasyonun altında mı üstünde mi? Şu an %50 üzerinden bakarsak şu an enflasyonun %59 civarı olduğuna göre negatif reel faiz almaya devam ediyorsunuz. Yani enflasyonun altında beklenen enflasyona göre %9 daha ne alıyorsunuz aslında? Siz faiz alıyorsunuz. Şimdi diyorlar ki o zaman en azından ne yapmanız lazım? Enflasyon beklentisine göre cazip bir faiz vermeniz lazım. O da %60-65 arasında bir orana tekabül ediyor. Şimdi tabii sadece bu değil. Biraz önce de söyledim. KKM'deki yatırımcı ağırlıklı olarak enflasyona bakan değil, gözü dövizde olan, döviz getirisinde olan yatırımcı. Fakat şimdi Dövizin de şunu anlıyorum. istikrarlı olması lazım o zaman. Evet, dövizin yükselmeyecek algısı olması lazım. Siz ona %65 veriyor olsanız da şöyle bir algı varsa kur sene sonunda böyle bir durum yok ama işte %10, %20 artacak, 40'lara çıkacak beklentisi varsa oradaki yatırımcıyı siz %60 da verseniz Peki ikna işte edemez. Bir dakika bir şey soracağım. Bir Hocam dakika. Mehmet Şimşek o tehlikeyi gördüğü için bir soru üzerine Ahmet Hakan Bey dövize dair, dolara dair öngörünüz nedir sorusuna böyle bir cevap
doğru bir şey değil. Böyle bir soruya cevap verilemez. Verilemez. Öngörü de doğru bir şey değil dedi zaten. Doğru. Tam da bu sizin söylediğiniz tehlikeden kaynaklı. Peki ben de başka bir şey soracağım. Şimdi KKM'den çıkana %55 faiz veriyorsun. Tamam, güzel. Normal mevduatta vermiyorsun bunu. Bu çifte standart olmuyor mu? Haksızlık olmuyor mu? Evet Ahmet Bey, yani şu an çifte ikili faiz dediğimiz bir sistem oluşmuş durumda. Hali hazırda zaten TL'si olan, bankada parası olanlara %42, meblağ %45-48'e göre meblağ arttıkça değişebiliyor. Ama KKM'den çıkanlara bir miktar daha cazibeyi artırmak için orayı azaltabilme adına böyle bir ikili faiz sistemi oluşmuş durumda. Evet yani bir yön itibariyle baktığınız zaman hani bu bir yön itibariyle hani bir sıkıntı, sistemsel açıdan bir sıkıntı oluşturuyor ama başka çaresi yok şu an Ahmet Bey. Peki bir şey yani, söyleyeceğim. Şimdi internette bir faiz açıklıyor bankanın biri diyelim ki. Ben gidip onu bir veri olarak mı kabul edeceğim yoksa gidip bankayla pazarlık yapsam açık mı yani? Ya bize daha fazla faiz ver falan desek olabiliyor mu böyle bir şey? Paranız çoksa? Yok abi benim de para yok. Yok anladım. Yani meblağ yüksekse pazarlığa açık. Ben evet, sadece parası çok olanlar için sordum. Bildiğim kadarıyla bankadan bankaya tabii bu uygulama değişiyor ama yani ortalama bir faiz var ama belli meblağların üzerine banka bunu size söylüyor zaten. Meblağ arttıkça evet. O faiz oranı daha yukarı çekilebiliyor. Yani o oran artabiliyor veya azalabiliyor evet. Var mı bu konuda konuşmak isteyen, soru sormak isteyen, fikir beyan etmek isteyen? Ahmet Bey şunu ya şimdi konuşsun ya da sussun. Ya mesela Hakan abiye muhtemelen halı serip kapıda karşılayacaklar. Oluyor kesin. Parası. Aa, gel abi sana bize de niye geldi yine? Bir Filiz Hanım bir şey daha söylüyor galiba. Evet, şunu söyleyeyim. Şimdi biraz önce döviz getirisi üzerinden döviz beklentisini söyledik. Şimdi şunu söyleyeyim. Orta vadeli plana baktığımızda hem bu yıl hem önümüzdeki yıllar için kur artışı enflasyonun daha üzerinde öngörülmüyor Ahmet Bey. Evet orada yani ekonomi yönetimi lineer sürekli artacak bir beklentisi yok. Fakat piyasada bu orta vadeli planla birlikte ve baktığımız gelişmelerle birlikte kurdaki hareketlere baktığımızda enflasyondaki artışın daha üstüne çıkacak bir kur yok. Hatta şöyle söyleyeyim bakın bugünkü adım hem ekonomi yönetiminin hem Merkez Bankası'nın kendine güvendiğini gösteriyor. Şu noktada bir kur şoku beklemiyorlar. Neden? Çünkü böylesi bir adım kur beklentisi ya da kurun artacağı bir süreç olsaydı kolay kolay hele ki böyle makroekonomik dengelenme sağlanmadan İşte seçimler geçmeden böyle bir adımla gelmezlerdi. Dolayısıyla bu noktada tabii şunu bilemeyiz yani içeride veya dışarıda hiç beklemediğimiz bir şok, beklemediğimiz bir gelişme elbette olabilir ama bu noktada da hani kura ilişkin, istikrara ilişkin bir beklenti var ve şunu bekleyeceğiz bundan sonra. Burada enflasyon üstüne çıkan bir artış olmayacak. Ya aslında Filiz Hanım'ın söyledikleri benim hep şöyle bir cümle kullanılır. Hani ekonomi yönetimi biraz da psikoloji yönetimidir. Kesinlikle. Derler. Bütün o bu söylediklerinden onu anlıyorum. Yani vatandaşın psikolojisini yönetmek, ona umut vermek, güven aşılamak, yani piyasaya güven vermek ne kadar önemli onu görüyoruz. Mesela kur koruma tartışıldığında benim kişisel olarak en büyük korkum panikle çıkıp dövize yönelmeleri olmadı. Onu iyi idare ettiler. Yumuşak geçiş. Şimdi bakın